Merhaba sevgili dostum. Kötü giden bir evliliği düzeltmek aslında sadece bir kişinin sırtına binmişse orada işler çok zorlaşıyor. Çünkü bir tekneyi sadece bir kürekle sürdürmek mümkün değil. Bir evlilik tekneye benziyor, yani kayığa benziyor ve karı kocanın birer küreği var. Herkes kendi küreğini belli bir ahenk içerisinde, belli bir denge içerisinde çekerse o tekne yol alır, belli bir hedefe doğru ilerlemeye başlar. Ama küreği sadece bir kişi çekiyorsa, yani bir tek kişi sadece bir kürek çekiyorsa o tekne geniş bir açıyla kendi ekseninde döner. Yıllarca da bir adım ileri gidemez, aynı sorunları yaşar ve o evlilikte ilerleme kat etmez. Fakat bazen şöyle de yapabiliyoruz. Bazen karşıdaki kişinin sorumluluk algısı, evlilik algısı, ilişki algısı sizinle aynı olmayabiliyor, daha düşük düzeyde olabiliyor. Orada da bir şeyleri düzeltmekle ilgili bazı yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Ama bütün videolarda vurguladığım bir şey var. Ben evlilikte veya bir flörtte taktiği kesinlikle doğru bulmuyorum. Taktik 90 dakikalık bir maç gibi bir şeydir. Düşünün ki bir takımla karşılaşıyorsunuz ve o gün o takıma, karşı takıma uygun bir taktik geliştiriyorsunuz. Ve o taktik sadece o maç için geçerlidir. Ama siz 50 yıl, 60 yıl yürüyecek bir evliliği taktikle yürütemezsiniz. Yani o kadar uzun sürecek bir evliliği sürekli rol yaparak, taktik geliştirerek, işte şunu göstermeyeyim, bunu böyle yapayım diye yürütemezsiniz. Evlilik doğası gereği zaten doğal bir sirkülasyondur, doğal bir süreçtir. Yani taktikle, rolle, işte olmayan bir şey varmış gibi göstererek, kendinizi ağırdan satarak böyle bir şey yürütemezsiniz. Bunlar daha çok hani açıkçası işe yaramayan, günü kurtarmaya çalışan, birini etkilemeye odaklı veya bir şeyi elde etmeye odaklı yöntemlerdir. Birini elde etmek için bir taktik yapabilirsiniz. Kendinizi farklı göstermek için bir taktik yapabilirsiniz. Ama bir evliliği sürdürmekle ilgili asla taktik yapamazsınız. Yapsanız da bir süre sonra zaten herkesin ne olduğu ortaya çıkacağı için fabrikalarımıza döndüğünüzde siz daha büyük bedeller ödeyebilirsiniz. Kural 1. Bir evliliği iyileştirmek ve bizim yapabileceklerimizle ilgili rollerle ilgili kural 1. Birçoğumuz şunu yanlış yapıyoruz. Zannediyoruz ki eleştirirsek, hatalarını sürekli karşıdakinin gözüne sokarsak onu düzelteceğiz. Hiçbir zaman kötü bir şeyle iyi bir şey elde edemiyoruz. Yani sürekli birini eleştirerek, sürekli hatalarını göstererek, sürekli negatif olarak kimseden ne pozitiflik bekleyebiliriz ne de negatiflik yaparak, negatif eylemler ortaya koyarak ondan pozitif bir gelişim elde edebiliriz. Sürekli eleştirel bir tavrınız varsa, sürekli eksikleri ortaya koyan bir tavrınız varsa, yeri geldiğinde takdir edemiyorsanız, pozitif bir şeyler söyleyemiyorsanız, karşıdaki insan bir süre sonra sizi zaten dırdır eden, sürekli olumsuz konuşan, memnuniyetsiz biri gibi olarak algılayacak. Böyle algıladığı için de haklı ve doğru söyleseniz bile sizi ciddiye almayacaktır. Bunun da yolu övgü, takdir, eleştiri, bunları bir bütün olarak yapmaktır. Yani eleştiri yapıyorsan yeri geldiğinde iyi bir şeyi de takdir edeceksin. Hatayı söylüyorsan doğruyu da ortaya koyacaksın. Ama sen sadece eksikleri söylüyorsan, sadece hataları söylüyorsan bir süre sonra karşıdaki seni zaten kusur avcısı olarak görecek ve şunu söylemeye başlayacaktır. Sen zaten hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Sen zaten sadece benim eksiklerimi görüyorsun diyecek ve bir süre sonra size karşı kör ve sağır olmaya başlayacaktır. Yanlış bir yöntemle doğru bir sonuç elde edemeyiz. Sürekli eleştirerek, sürekli suçlayarak, sürekli eksikleri göstererek kimseyi düzeltemeyiz. Hiçbir hatayı da değiştiremeyiz. Buna dikkat etmenizi özellikle istiyorum. İkincisi, yanlış bir şey yaparak doğru bir şey bekleyemeyiz. Yani aynı hatayı ben yaparım ama sen yapamazsın. Ben senin aileni kafana takacağım ama sen benim aileme yapamazsın. Ben bağırarak konuşacağım ama sen sesini yükseltemezsin. Ben istediğim gibi harcama yaparım ama sen yapamazsın. Ben istediğim zaman istediğim gibi hareket ederim ama sen yapamazsın dediğinizde hiçbir işe yaramaz. Yani dediğimi yap ama yaptığımı yapma yöntemi yetişkin ilişkilerde işe yaramıyor. Kaldı ki çocuklarda da öyle değil. Yani hem sigara içip hem de sigaranın zararlarını çocuğa anlatamazsın. İnanmaz zaten. Burada da önemli olan nokta şu. Yanlış olduğunu iddia ettiğiniz hiçbir şeyi, eşinizle değiştirmek için çabaladığınız hiçbir şeyi siz yapmayacaksınız. Hem yapıp hem ondan farklı bir şey bekleyemezsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Ben yapmayacağım ve senden de aynı şeyi bekleyeceğim. Ha bu şu anlama gelmemeli. Yani bir şeyin olabilmesi için önce benim yapmam lazım. Ben yaparsam sen yapabilirsin. Bu da adil değil. Kişilik farklılığı var, cinsiyet farklılığı var. Farklı yetişme tarzlarının getirdiği birçok farklılık var. Karı koca, yani kadınla erkek bu kadar büyük farklılığa sahipken
sorunsuz bir ilişki beklentimiz zaten ütopik bir beklenti olur. Tabii ki kadın erkek farklıdır, düşünce yapısı farklıdır, beden yapısı farklıdır, hayata bakış açıları farklıdır, yetiştirme farklıdır. Yani aynı aile kızı başka yetiştiriyor, erkeği başka yetiştiriyor. Düşünsenize bu kadar farklılık varken aynı düşünmeyi beklemek bence çok gereksiz bir ve yanlış bir beklentidir. Ama bu farklılıklara rağmen gerçekten bir ilişki çok güzel yürüyebilir. Orada da şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Başkasından beklediğimiz davranışları veya beklemediğimiz davranışları ortaya koyarken ben bu davranışlarla ilgili nasıl bir noktadayım, hangi koordinatlardayım buna bakmamız gerekiyor. Yani ben yaparım sen yapamazsın hiçbir zaman işe yaramaz. Aksine onun yaptıklarını da haklı hale getiririz. Sen yaptın ben de yaptım. Sen 3 yaptın ben 5 yaparım fark etmez. Bir şeyi yanlış olarak tanımlıyorsak onu da bizim yapmamamız gerekiyor. Bir diğer nokta. Takdir etmek, onaylamak bizim toplumda nedense böyle bu konuda çok cimriz ve bizim toplumda nedense çok fazla ilişkilerde kullanılmıyor. Takdir edeceğiz, onaylayacağız, motive edeceğiz. Bundan çekinmeyeceğiz. Marifet iltifata tabidir. Bir insanı ne kadar överseniz, takdir ederseniz emin olun öyle korkmayın hemen havaya girmez, bilmem hemen sizi küçümsemez. Bunlar bizim geleneksel maalesef kişisel gelişim algılarını yarattığı bir şey. Geleneksel kaygı, ilişki kaygıları bunlar. Ya da son zamanlarda çıkan hiçbir fonksiyonel olmayan kişisel gelişim düşünceleri bunlar. Sosyal medyada boy boy bunları paylaşıyorlar. Neymiş efendim kimseye değer vermeyeceksin, insanlar hak etmiyor, kendini üstün tutacaksın. Yok böyle bir şey. Kimseye değer vermeyeceksin. Verme, kimse de sana değer vermez. Kimsenin de umurunda olmazsın. Sen kimseye değer vermediğinde başkaları senin peşinden koşmayacak. Yanlış oranda değer veriyor olabilirsin. Yanlış insanları seçiyor olabilirsin. Bu yine seninle ilgili bir şey. Hayatın boyunca başkalarını suçlayarak hayatını düzeltemezsin. Seçtiğin insanlar da senin karakterindir. Onlarla yürüttüğün ilişki de senin karakterindir. Onlara eksik veya fazla verdiğin anlam veya yüklediğin anlam veya verdiğin değer de seninle ilgili bir şeydir. Sen başkalarını suçlayarak sadece kendini değiştirmekle ilgili sorumluluktan kaçmış olursun. Ben niye bu noktadayım diye bunu görmeni istiyorum. Ben neden bu noktadayım? Bunu görmeni istiyorum. Bunun yolu da şudur. Başkalarını suçlamak yerine, hayatınızdaki kişiyi suçlamak yerine şuna odaklanmanı istiyorum. Yeri geldiğinde takdir edeceğim, öveceğim. Bakın erkekler bu konuda daha zayıf. Çünkü annelerin çoğu erkek çocukları özellikle fazla takdirle büyütüyorlar. Fazla motivasyonla büyütüyorlar. Ve bu erkekler kendilerini bir kadının yanında sürekli kanıtlamaya çalışıyorlar. Eğer eşi takdir etmiyorsa tekrar annesinin yanına dönüyor. Tekrar oradan beslenmeye çalışıyor. Oraya kendini kanıtlamaya çalışıyor. Kadınların da bu konuda böyle bir kaygısı var. Yani erkeği çok takdir ederse, çok motive ederse sanki erkek onu daha çok ezecek, onun üzerinden daha çok baskı kuracak diye. Yok böyle bir şey. İyi bir şey, kötü bir şeye neden olmaz. 3-5 belki yaptınız böyle bir havaya girdi diyelim ki zamanla herkes bu duyguya, bu takdire, bu onaya alıştı mı zaten buna da daha çok ihtiyaç duyacaktır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Övgünün, takdirin, onaylamanın hiçbir zararı yok. Ama şuna dikkat ederiz. İçi boş bir pofoflamadan bahsetmiyorum. Övgü ve takdir davranışa olmalı, eyleme olmalı. Yani hayatta hiçbir şey yapmamış, sizin için hiçbir şey yapmamış, evlilik için hiçbir şey yapmamış. Tabii ki bunu takdir etmeyeceksiniz. Neyini takdir edeceğiz? Ama kendi çapında, kendi gücüne göre bir şeyleri yapıyor. Evlilik için, karı kocalık için, babalık rolü için, annelik rolü için, evlatlık rolü için, dünya vatandaşları rolü için bir şeyler yapıyor, çabalıyor. Az veya çok bunu kesinlikle takdir edin. Ortada bir başarı varsa bunu takdir etmekten asla geri durmayın. Geldik bir diğer noktaya. Yine problemli bir davranış örüntümüz bu. Ben söylersem anlamı kalmaz, o anlasın. Yok böyle bir şey. Yetişkin insan kendini ifade etmekle sorumludur. Kendini ifade etmekle sorumludur. Anlaşılmak zorunda değildir, anlatmak zorundadır. Sen kendini anlatmak zorundasın. İnsanlar senin zihninden geçeni yakalamak zorunda değil. İnsanlar senin demek istediğini de anlatmak, yakalamak zorunda değil. Sen bir şeyi anlatmak istediğinde anlattığın kadar karşıdakinin anladığıdır. Sen anlatırsın, anlar anlamaz o ayrı bir şey. Ama sen şundan asla vazgeçmeyeceksin. Ben duygumu, düşüncemi, isteğimi, talebimi veya istemediğim şeyleri net olarak anlatmak zorundayım. Ben anlatmakla yüklüyüm. Anlar anlamaz o ayrı bir şey. Ama işte ben anlatmadan anlasın, ben söylemeden yapsın böyle bir şey yok. Yetişkinlerin davranış örüntüsünde bu yok. Bu çocuksu bir eylem. Çocuk su der, anne gider su alır. Cümleyi bile kurmaz. Anne bir su alabilir miyim ya da bir su verebilir misin demez. Su der, anne anlar. Ama bu da sağlıksız. Zamanla çocuk cümle kurma gereği bile hissetmez. Anne diyecek ki tam konuşacaksın, tam anlatacaksın, o zaman getiririm. Ya da kalk kendin al, yaşın uygunsa. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? O çocuksu yanlarımızı artık olgunlaştırmamız gerekiyor.
kendimizi ifade edeceğiz. Kendimizi ifade ettiğimizde de istediğimiz şeyin değeri falan bitmiş olmuyor. Değer kaybolmuyor. Söylersem anlamı kalmaz. Bu tamamen bir şehir efsanesidir. Sen söylemezsen yıllarca ihtiyacın yokmuş gibi olacak. Şikayetin yokmuş, rahatsız değil misin gibi algılanacak. Bu daha büyük bir bedel ödetebilir. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yıllar sonra bir taktik değiştirdiğinde bunun hemen işe yaramasını beklemeyeceksin. Öyle ilk atışta 12'yi vurmak falan yok. Sen 30 yıl X yöntemi denemişsin. Şimdi 30 gündür Y yöntemine geçtin. Diyorsun ki hocam 30 gündür deniyorum, sonuç almıyorum. Böyle olmaz. 30 yıldır denediklerinde de sonuç almadın. Bununla ilgili niye şikayet etmiyorsun? Bazen niye bildiğimiz yöntemden vazgeçmiyoruz? Çünkü diğer yöntem zorlandırıyor bizi. Çünkü diğer yöntem zorluk yaratıyor. Alışılagelmiş olan yöntem konforludur. Eleştirdim değişmedi. 30 yıldır söylüyorum değişmedi. Ya 30 yıldır söylüyorsun değişmedi. Peki sen niye 30 yıldır söylüyorsun? Bir de bir başka seçenek dene. De ki ya belki benim yöntemimle ilgili de bir sorun olabilir. Belki ben de hata yapıyor olabilirim. Belki kadının ya da adamın anladığı dili kullanmıyor olabilirim. Ben 30 yıldır söylüyorum anlamadı diye onu suçluyorum. Peki bende bir hata olamaz mı? Belki de ben de 30 yıldır aynı yöntemle farklı sonuç almaya çalışıyorum. Einstein diyor ya, aynı yöntemlerle farklı sonuç almaya çalışmak deliliktir diyor. Yani saçmalıktır demek istiyor. Patolojik delilikten bahsetmiyor. Deliriyoruz o zaman. 30 yıldır söylüyoruz, sonuç almıyoruz. Diyoruz ki 30 yıldır söylüyorum, anlamıyor. Başka yöntem deneyeceksin. Çok net söylüyorum. Yaptığından sonuç alamıyorsan burada senin yöntemine ilgili de bir problem var. Onu da keşfetmeni öneririm. Bir diğer nokta, eşini ezerek, kontrol ederek, yönetmeye çalışarak, ezik bir eş ortaya çıkararak o ezik eşten de mutluluk bekleyemez. Eşinin güçlenmesinden rahatsız olmayacaksın. Ezik bir eş yaratıp da sonradan neden beni mutlu etmiyor, neden karşımda güçlü biri yok demeyeceksin. Hem yönetip hem güçlü biri yaratamazsın. Hem istediğini yaptırıp hem de niye bunun bir omurgalı duruşu yok diyemezsin. Önce sen ona dik durmayı öğreteceksin. Önce sen ona saygı duyacaksın. Önce sen ona güçlü bir birey olarak davranacaksın. Ama ezeceksin, eleştireceksin, aşağılayacaksın. Sonra diyeceksin ki ya benim hanım çok ezik ya da benim kocam çok pasif ezik. Ben bu ilişkilere baktığımda şunu görüyorum. En çok şikayetçi olan aslında onu o hale en çok getiren kişi oluyor. Eziyor, aşağılıyor, küçümsüyor. Sonra diyor ki o hale getiriyor. Sonra o hale getirdiği ezik, pasif adamdan veya pasif kadından şikayetçi olmaya başlıyor. Hayır. Önce sen saygı duyacaksın. Önce sen böyle bir profilin senin de katkınla o noktaya geldiğine kanaat getireceksin. Bununla yüzleşeceksin. Kendi davranışlarını düzeltmeye çalışacaksın. Bir diğer nokta. Evlilik bu arada her şey değil. Birçok insan şu hataya düşüyor. Hayatımda biri olsun ya da biriyle evleneyim. Her şeyimle o ilgilensin. Her şeyimi onunla yapayım. Pazara onunla gideyim. Arkadaşım olsun, annem olsun, babam olsun, kardeşim olsun. Hayır. Bu hayatta hiç kimse hayat boyu seni sırtında taşıyamaz. Annen başka biridir, baban başka biridir, arkadaşın başka biri olacak, komşun başka biri olacak. Her şeyin eşin olursa onunla kötü olduğunda da hayatın biter. O senin her şeyin ise olmadığında hiçbir şeyin kalmaz. Eşine bağımlı olmamayı kendine öğreteceksin. Eşine bağımlı olmak gizli bir bencilliktir aslında. Niye? Tek bir şeyle her şeyi çözmeye çalışıyorsun. Oh, oturduğun yerde arkadaşın da olsun. Annelik de yapsın bana, babalık da yapsın, arkadaşlık, kardeşlik de yapsın, her şeyi yapsın. Konforlu bir hayattır. Sosyalleşmekten kaçıyorsun, onu eşinle dolduruyorsun. Akrabalık ilişkilerini yürütmek istemiyorsun, onu da eşinle yürütüyorsun. Hatta eşin yürütsün istiyorsun. Annemi ara, babamı ara, teyzem hastalanmış onu ara, bizimkilerle bağ sen kur. Bu değil. Bir yetişkin kendi sorumluluklarını üstlenmek zorunda. Akrabaysan akrabalık, kendi akrabalarınla ilişkini sen yürüteceksin. Evliysen eşinin akrabalarıyla da senin bireysel bir köprün olacak. Hep hayatın boyunca eşinin akrabalarıyla eşin üzerinden yürütmeyeceksin. Senin de artık yavaş yavaş onlarla birebir bir ilişkin olacak. Kayınvalidenle olacak, kayınpederinle olacak, diğerleriyle olacak, birebir ilişkin olacak. Yani sen çok rahat arayıp onun akrabalarıyla görüşeceksin. Çünkü sen artık iki farklı akrabaya sahipsin. Bir kendi kök ailen var, bir de eşinin ailesi var. Artık onların da akrabasısın. Anlaşamadığın noktalar olabilir. Belki görüşmeyeceklerin de olabilir. O başka bir şey ama günün sonunda bu akrabalık ilişkisinin var olduğunu ve belli noktalarda yürütmen gerektiğini asla reddetmeyeceksin. Bunun içinde o yetişkin özgüvenine sahip olmanı istiyorum. Yine önemli bir nokta. Bazı kadınlar duygusallığın daha önemli olduğunu, cinselliğin önemli olmadığını söyler. Bazı erkekler de evlilikte cinselliğin önemli olduğunu söyler. Çok net söylüyorum.
Duygusallık da cinsellik de evliliğin en önemli iki tane musluğudur. En önemli iki benzinidir. Birbiriyle yarıştırılamaz. Birbirinden üstün görülemez. Duygusallık da önemlidir, cinsellik de önemlidir. Bir ayak eksikse masa sürekli yamuk durur ve sallanır. Yani benim için cinsellik önemli değil dediğiniz andan itibaren sevişmediğiniz bir adamdan cinsellik olmadığında o duygusallığı da aramayacaksınız ister istemez. Ha cinsellik illa sürekli seks yapmak demek de değildir. Dokunmak da bir cinselliktir, öpüşmek de bir cinselliktir, sarılmak da bir cinselliktir. Bütün fiziksel temaslara odaklanmak gerekiyor. Ama cinselliği reddedip bir evliliği sağlıklı yürütemezsiniz. Diğer taraftan duygusallığı reddedip, romantizmi reddedip bir evliliği yürütemezsiniz. Evlilik duygusal bir ilişkidir öz itibariyle. Duyguları yok ederek duygusal bir ilişki yürütmeye çalışıyorsunuz. Evliliğin ruhuna aykırı bu. Evliliğin zaten diğer ilişki örüntülerinden en önemli iki ayrımı vardır. Nedir o? Bir, duygusallık. İki, cinsellik. Geriye kalan her şeyi evli olmadan da yaşayabilirsiniz. Evli olmadan da bir eviniz olabilir, evinizi temizleyebilirsiniz, geçiminizi sağlayabilirsiniz. Flörtünüzle de bunları yaşayabilirsiniz. Evlilikteki o temel iki dinamiği, cinselliği ve duygusallığı aktif tutmak iki tarafında en önemli görevlerinden biri. Görev ve sorumluluklarından biri. Yani bu görev derken bunu yapmak zorundayız değil. Bu bizim paylaşımlarımızın ana dinamiği gözüyle bakmak lazım. Yoksa içi boşaltılmış bir duygusallık da bir cinsellik de insana sahte gelir. Yapıcı ve verici bir anlam ifade etmez. Özel günler, şimdi bazı insanlar diyor ki efendim neymiş özel günler kapitalistlerin işte para harcamak için bir yöntemiymiş. Geç onu. Sen para harcamadan özel gününü kutla. Bir çiçek al, bir yemeğe götür değil mi? Sarıl öp, illa ki para harcamakla ilgili bir dinamiği yok ki. Kaldı ki sen o kadar çok para harcarken bu kapitalistlerin bir oyunu olmuyor da o gün harcadığında mı kapitalistlerin oyunu oluyor? Emperyalistlerin oyunu oluyor. Gidiyorsun 20 bin liralık telefon alıyorsun. Bu kapitalistlerin oyunu olmuyor. Ama eşine 20 liralık bir hediye aldığında, 500 liralık, 1000 liralık bir hediye aldığında bu kapitalistlerin oyunu oluyor. Ne hiçbir kadın, ne hiçbir erkek artık buna inanmıyor. Yemiyor kimse bunu. Alacaksan alırsın hediyeni. Almayacaksan da yine kutlarsın. Yine takdir edersin. Yani kendi gücünün nispetinde elinden geleni yaparsın. Ama yapmıyorsun diye bunu da kötülemeye hakkın yok. Özel günler evlilikte enerji kaynağıdır. Özel günler duyguların uyanmasını sağlar. Ben özel günler her zaman iyi bir fırsat olarak tanımlarım. Ne güzel doğum günü, evlilik yıl dönümü, işte çocuğun doğum günü, yeni yıl değil mi? Bayramlar, farklı tarihler, herkesin tarihi kendine özeldir. İsterseniz tanışma gününü bile kutlayabilirsiniz. İlla para harcamanıza gerek yok. Oturup güzel bir çay demleyip ya ne güzel tanışmıştık işte şöyleydi böyleydi bunları konuşmak da çok keyiflidir. Burada illaki bir yani o emperyalist veya kapitalist bir şeye bağlamaya gerek yok. Birçok insan bu kavramların ne anlama geldiğini de bilmiyor ama kendilerini buna savunuyor. Ama kimse yemiyor. Bunu da ekstradan belirteyim. Son olarak sana değer veren bir erkeğin veya bir kadının her zaman hayatına ve onun sınırlarına saygı duymak zorundasın. Onun ailesine saygı duy. Eşine ve onun değerlerine saygı duymadan nasıl sen ondan saygı ve değer göreceksin? Onun ailesine saygı duy. Arkadaşlarına saygı duy. Tercihlerine saygı duy. Yani senin ailene benzemiyor diye onun ailesini eleştirip aşağılayamazsın. Ama benim annem böyle, senin annen niye böyle? Benim annem böyle yapmıyor, senin annen niye böyle yapıyor? Aileler parmak izi gibidir. Kimsenin ailesi kimseyle kıyaslanamaz. Sen öyle bir aileden geldin, bu öyle bir aileden geldi. O sana, sen bugün kendi aileni örnek aileymiş gibi ona dayatırsan yarın o da başka bir şeyi sana dayatır ve sürekli birbirinizi yönetmeye çalışırsınız. Bu artık bir güç birliğine değil de bir güç savaşına dönüşmeye başlar. Eşinin ailesine saygı duy. Sana uymayan tarafları olabilir. Arkadaşlarına saygı duy. Onların tarzı sana uymuyor olabilir. Saygı duy diyorum. Aynı zamanda saygı duymak zorundasın. Bu bir mecburiyet. Bu bir sorumluluk. Ailesine saygı duyacaksın. Arkadaşlarına saygı duyacaksın. Eşinin hobilerine saygı duyacaksın. Ya bu futbolu ne oynuyorsunuz ki? 12 kişi topun peşinde koşuyorsunuz. Ya da gelip de size şunu diyemez eşiniz, kocanız. Ya niye orada gidip kahveyi içip lak lak yapıyorsunuz ki? Evde iç. Diyemez. Bu senin hobin, keyfin. O buna karışmayacak, sen ona karışmayacaksın. Ne dedik daha önceki maddelerde? Herkesin kendine ait bir hayatı da olacak. Eşin senin her şeyin olmayacak. Sen arkadaşın başka olacak, hobilerin olacak, başka mutluluk kaynakları da olacak. Ama kuralımız ne? Evliliğin sınırlarının dışına, o sadakat sınırlarına, güven sınırlarına saygı duyarak bunu yapacağız. Fakat temelde şunu unutmayacağız. Evlilikte en önemli şeyler şu. Birbirine saygı duymak ve birbirine o duygusal ve cinsel beslemeyi sürdürebilir bir şekilde devam ettirmek.
Bu 10 maddeyi ben çok önemsedim. Umarım işine de yarar. Bu konuyla ilgili evlenmeden, boşanmadan önce iyi düşün kitabından faydalanabilirsin. Bir de 5. kitabım olan Bensiz Biz Olmaz'dan faydalanabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Instagram'dan da takip edebilirsin. Hoşça kal.